Günümüz yaşantısında doğal olan o kadar az şey kaldı ki. Geçmişte geleneksel yolla üretilen gıdalar tüketirdik. Bugünse uzun raf ömrüne sahip endüstriyel yolla üretilmiş gıdalar tüketiyoruz. Sofralarımıza kadar gelen gıdaların tarlada ya da ahırda üretilme süreci de aynı. Hayvanlara yedirilen genetiğiyle oynanmış yemler, tarlada domatese verilen yapay gübreler. Bunların hepsi insanoğlunun binlerce yıldır tükettiği doğal yollarla üretilmiş sebze, meyve veya et değiller. Bunlar artık tatsız, tutsuz ve sağlıklı olduğu tartışılır başka şeyler. İşte bu yapay kimyasallara bulandığımız günümüzde insan haliyle doğal olanı aramanın derdine düşüyor. Çiftlik hayvanlarının doğal gübresiyle yetiştirilmiş sebzenin, meyvenin lezzetini ve doğallığını arıyor. Biz de Hasat Günü programında bu hafta doğal olan bir şeyi ekrana getirelim dedik. Solucan gübresi. Son yıllarda adını sıkça duyduk. Solucan gübresi üretmeye başlayan insanları tanıdık. Sait Demir, Gaziantep'te solucan gübresi üretimini 3 yıldır yapan bir girişimci. Kendisiyle bu işin ayrıntılarını konuştuk. Solucan gübresi diye bir ürün duydum. Hı hı. Ve bunun nasıl olduğunu merak ettik. Sonra işin içerisine girince çok daha mantıklı bir iş olduğunu ve bu işin yapılabilir olduğunu, ülkenin de gündemdeki kimyasal gübreyi göz önüne aldığımızda bunun çok daha ilerisi için mantıklı olacağını düşündük. Hı hı. Ve girdik solucan içerisine. 3 yıldan beri solucan gübresi işi içerisindeyiz. Şu anda ortalama 35-40 milyon solucanımız var. 3 yıl içerisinde para kazanabildin mi? Ya da şöyle söyleyeyim, amorti edebildin mi? Fazlasıyla. Amorti ettiyse sorun yok. Tabii ki, evet. Peki, şimdi şöyle yapalım Sait dostum. Önce bir işletmeyi bir anlatalım. Burası biz anladığımız kadarıyla bir hangar değil mi? Depo. 650 metre bir depo. 650 metre karelik bir depo. Evet. Kirası ne kadar? 2500. 2500 Hı-hı. Senelik. Aylık. Aylık 2500 lira. Evet. Oo, pahalıymış ya. Ben daha ucuz bekliyordum yani. Peki. 2500 lira buraya bir kira veriyoruz. Evet. Şimdi bu önünde durduğumuz küvetler mi diyelim, ne diyelim? Kasa diyoruz. Kasa diyelim, küvet diyelim. Evet. Neyse işte şeyden yapılmış, sunta. OSB denilen bir ahşap malzemeden. Suntanın biraz daha... Tabii daha farklısı. Farklı, daha büyük boyutlusu. Su değdiği zaman şişmeyen malzeme. Ha, sunta buraya olmaz. Tabii sunta olduğu zaman şişer. Tamam. Bunun gibi kaç tane kasa var burada? 22 tane kasamız var. 22 tane yerde var. Bir de sürekli akış sistemi dediğimiz 10'ar metrelik 3 makinamız var. 30 metre. Ne dediğimiz? Sürekli akış. Sürekli akış. Tabii. Onu bize biraz anlat. O ne? Sürekli akış sistemi dediğimiz bunun yani kasaların otomatik versiyonu. Yani mesela biz bununla gübreyi almak için elle emek harcıyoruz. Hmm. Onda ise otomatik sistem. Düğmeye basıyorsunuz. Alttaki mekanizma gübreyi size solucandan ayırmış olarak geri veriyor. Orada zaten görüyoruz bir zincir gibi bir şey var. Küreme sistemi gibi bir şey var. Zincir, altta bıçak sistemi var ve siz düğmeye bastığınız zaman bıçak size solucanı ve gübreyi ayırarak teslim ediyor. Onu nasıl yapıyor peki? Orada bir elek tarzı bir şey mi var? Hayır. Solucan yem yedikçe yukarı doğru çıkmaya başlar. Altta kalan gübreyi ise siz düğmeye bastığınızda bıçak yardımıyla alttaki gübreyi sıkıştırarak kesmeye başlar. Kesilen gübre alttaki tahliye deliklerden düşmeye başlar. Yani o zaman bunların içerisindeki gübre o toprağın alt kısımlarında değil daha fazla üst kısımlarına yakın yerlerde mi geziyor içeride? Evet. Ha, bunu da öğrenmiş olduk. O zaman o bıçaklı şey, bıçaklı mekanizma. Sistem, mekanizma oradaki gübreyi, tabii. toprakla birlikte gübreyi keserek aşağı indiriyor. Evet. Buradaysa nasıl yapıyoruz? Buradaki sistem ise üzüm kasalarımız var bizim. Altı delik olan siyah. İçerisine yem koyup üzerine indiriyoruz. Acıkan solucan tahliye deliklerden içeri girip içeri dolmaya başlar. Sonra kasayı kaldırıp başka yere dökeriz ve tahliye ederiz.
Ha bak bu tabii. Da çok evet. El değmeden aslında. Yani, ince bir nokta. Evet. Bir daha tekrarlayalım şimdi bir saniye. Şimdi, kasa dediğim meyve tabii, kasası. Meyve kasası. Meyve kasası. Altı delikli kasalar. Onun içerisinde bunların yiyeceği gıdalar var. Tabii. Bunun üzerine koyduğunuz anda hemen bunlar... Acı fanası olacağını deliklerine yukarı doğru çıkmaya başlar. Peki ne kadar süre bekliyorsun? 3 veya 5 gün arası. 3-5 gün arası evet. Bekliyorsun. Onlar o kasanın içine girmiş olur. Evet. Artık aşağıda şey yoktur. Solucan kalmamış oluyor. Olduğu gibi burası bizim alıp, gübremizdir. Sırf bunu alıp tahliye edebiliyorsunuz. Süper vallahi. Şimdi kaç milyon tane var dedim burada? Ortalama 35-40 milyon. Şimdi çok enteresan bir hayvancılık tarzı mı diyelim aslında bir küçük anlamda? Küçük baş, biri baş. Küçük baş tanede. Yani bu hayvancılık tarzı desek hani kaç baş hayvanın var desek. Yani bu 100 baş, 200 baş küpe değil. Küpe yok mesela bizde bir işimizde? Nasıl? Küpe yok, sigorta yok. Ha küpe yok, sigorta yok. Ha küpeli solucanlar değil, hayvan sigortası yok. Evet. Çok enteresan bir iş kolu. Şimdi tabii artık böyle soru cevap şeklinde biz de merak ettiklerimizi tabii. Öğreneceğiz. Belki aklımıza yatarsa biz de girebiliriz yani. Niye girmeyelim? Peki, şimdi şeye gelelim. Hayvanların yaşadığı toprak özel bir toprak mıdır? Hayvan gübresi. Daha doğrusu kimyasal değmemiş her türlü ürün verebilirsiniz. Hı. Ağaç yaprağından tutup çürümüş, çürümeye yüz tutmuş meyve, sebze, hal artığı, lokanta veya yemek artığı verebiliyorsunuz. Yalnız sadece kimyasal değmemiş olacak. Hı. Yani bunun içerisinde hayvanları aslında toprağın içerisine koymuyorsunuz. Doğrudan yemeğin içine mi koyuyoruz? Hayır. Önce solucanlarımızı indiriyoruz. Hı hı. Üzerine hayvan gübresi. İçerisine %20, %30 çaya posası karıştırılmış. Şimdi tamam, orada kilit nokta bu. O zaman evet. Başlangıçtan başlayarak anlatalım. Hı hı. Bu şeyi koyduk, kasaları koyduk. Evet, içi boş. İçi boş. Evet. Solucanları koyduk dibine. 100 bin solucanımızı getirdik. 100 bin solucanı içerisine indirdik. Heh. Üzerine 10 santim yüksekliğinde yem attık. Yem dediğimiz o bahsettiğimiz inek gübresi ve çay veya yemek artığı yaprak attık. 6-7 gün içerisinde şöyle bir forma ulaşmış olur. Yani düzleşmiş dediğimiz forma ulaşır. Hı-hı. Ondan sonra bir daha 10 santim, bir daha 10 santim. Bu şekilde bu süreç bir döngü haline gelir. Ne kadar sürede bir 10 santimlik şey atıyoruz? 6 gün. 6 günde bir 6 düzleşmiş gün. Oluyor. Tabii. Onun üzerine yine bir gıda. Bir daha. Yine bir bu gıda. Süreç kasa dolana kadar devam edecektir. O zaman buradaki bazı kasaların neden daha aşağıda olduğunu açıklamış olduk. Aha, şimdi evet. Onu soracaktım, tabii. Onu anladık yani. Onlar o zaman o aşamada. Yeni aşama olanlar, şu dolanlar bitmiş artık solucanı almak üzere olanlar. Artık gelmiş şeye tabii, yukarı kadar. Tabii. Bu da orta. Evet orta. Orta halde. Yani tamam. Bunda bir ay sonra artık hasat edecek döneme geleceğiz. Hı hı. Yani bu mesela şöyle elimize aldığımız zaman zaten hafif kaldırdığımızda solucanlar şöyle, var burada. Şöyle size göstereyim. Şu o zaman... Bu artık yenilmiş formda. Hı. Şu benim elime aldığım herhalde tam mı? Şu şey midir? Hayır, daha yenilmemiş durumda. Daha yenmemiş durumda. Evet. 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 Şuralar mesela, şurası artık yenilmiş durumda. Hı hı. Burası artık bitmiş durumda. Şu gördüğünüz yerler ise solucanın girip yemesi lazım. Şey, yani buranın da şu şekilde şu forma ulaşması lazım. Yani şunlar yenilecek. Şunlar gıdaları, yemleri bunlar. Tabii tabii yani. Tabii. Peki şeyi soracağım. Bunlar bu formda nasıl bir form bu? Yani gübre kurutulmuş. Ha bu şu anda büyükbaş gübresi mi? Hayvan evet. Hayvan gübresi. Büyükbaş gübresi. Büyükbaş gübresi. Tabii. Kurutulmuş. Evet. Öyle mi? Üzerine atılıyor. Aynı şekilde mesela bir şey olduğu zaman da lokanta artığı falan olduğu zaman da evet. Onu da getirip normal bunun üzerine böyle evet seriyorsunuz. Aha. Bir kalın lokanta artığı içerisinde yağ olmayacak şartına. Yani yemek değil. Lokanta artı meyve sebze artı olarak. Ha, sebze tabii. Meyve artı. Yağ olmayacak. Tabii yağ olmayacak. Nokta. Bir de ne dedik? Kimyasalla bulaşmamış tabii. Bir yem, ürün olacak. Bu olduğu zaman solucanları öldürüyor mu? Öldürür. Evet, bu da bizi öldürdüğü gibi onlar da öldürür. O zaman solucan gübresinin organik olmasını sağlayan şey de bu mudur? Evet. Yani o zaman şöyle anlatabiliriz. Solucanlar organik olmayan bir şey yemediği için... Bize verdikleri ürün bize de verdikleri organik. Ürün de organik. Evet. O zaman solucan gübresini değerli bir gübre yapan şey de tabii bu. Tabii ki yağ altın. Tamam. Böyle yavaş yavaş oturuyor. Evet. Peki. Şimdi şeylerin hayvanlara ne zaman, solucanlara ne zaman yem verip vermeyeceğimizi dediğin gibi şöyle baktığımız zaman. Düzleşmesinden anlıyoruz. Şöyle bir tabii. Şey gibi. Böyle bir diyelim, forma ulaştığında artık düz siz bir formda bitmiş artık. Yem verebiliyorsunuz. Ve bu düz form dediğimiz yani şu formda aslında bir gübre değil mi? Gübre, bitmiş gübre. Bitmiş gübre. Bitmiş solucan gübresi. Süper.
Yani şu çok enteresan. Şimdi şu elimde tuttuğum şey solucanların dışkısı. Evet, değil mi? Gübresi. Kokusuz. Kokusuz. Ve şöyle bakıyoruz. Toprak formunda. Toprak formunda. Çok enteresan evet. Bir şey yani. Öyle. Şey var mı peki, yani böyle elimizde bir değer var mı? Mesela bir solucan ne kadarlık bir gübre dışkısı, bir dışkı yapıyor? Kendi ağırlığın yarısı. Mesela 10 gramsa 0.5 gram. Böyle bir değer de var. Tabii değer var. Evet. Peki bu gübrenin mesela kimyasal analizi var mı elinde? Tabii. Neler var? Mesela toprak için önemli olan azot, potasyum, fosfordur. Solucan ürettiği gübre içerisinde fosfor, azot, potasyum yüksek miktarda var. Örnek verecek olursak kabataslak, inek gübresinin içerisindeki azot değeri 0.5. Ama solucan gübresi içerisindeki azot değeri 1.9, 2.1, 2.2 değerleri arasında. Bu da toprak için sağlıklı demek. Aşağı yukarı ne oluyor? 4 katı mı? 4 katı. 0.5, 1.2 desek 4 katı azot evet. Şeyi var, zenginliği verdiğimiz var. Verdiğimiz rakamlar farklı rakamlar yani, ama durum bunlara ibaret. Yani mesela inek gübresindeki fosfor değeri düşükken solucan gübresindeki fosfor değeri yüksek olur. Yüksek olur. Tabii. Evet. Peki şeyi soracağım şimdi. Solucanların bir özelliği var. Mesela biz hani biraz araştırıp okuduğumuzda falan işte Amerikan Kaliforniya solucanı. Kaliforniya solucanı evet. Deniyor ama sonradan da mesela şöyle bir haber okudum. Birisi bunu keşfetmiş. Ya Amerikan işte Kaliforniya solucanı dediği bizim Anadolu'nun solucanıymış. Gibi bir şey çıktı. Doğru mudur? Yoksa hayır, gerçekten doğru değil. Kaliforniya solucanı. Kaliforniya solucanı. Bunların Kaliforniya ismini almasının sebebi Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde çöp dağları var. Oradaki genetiği değiştirilmiş olan solucanlar çöplere bırakılıp yenilirken bizim insanımız bunu fark etmiş. Kaliforniya solucanı diye. Oradan Türkiye'ye bir şekilde getirilmiş. Ve burada halk arasında çoğaltılıp ismi de Kaliforniya solucanı konularak piyasaya sürülmüş. Yani o zaman Amerika Kaliforniya solucanı gelmiş burada doğaya mı salınmış? Hayır. Şu anda herkesin elinde var yani. Elinde var. Anladım. Peki bizim mesela Anadolu'da atıyorum işte Erzurum'da, Kars'ta ya da işte Antep'teyiz. Antep'in solucanı bu işlevi yapmıyor mu? Çok daha ağır. Ha. Endüstriyel solucan. Peki nasıl bu hale gelmiş mi o zaman zamanla? Genetik olarak? Genetik değişim tabii. Evrimleşmiş mi yani? Hayır. Laboratuvar. Laboratuvar ortamında tabii. Yapmışlar. Yani bunu çöp yığınlarını eritmek için mi yapılmış? Tabii ki. Evet. Anlaşıldı. Yani solucanda bile şey yabancılar bir ıslaha gitmişler. Maalesef yani. Öyle. Biz daha sığırda evet, yapamazken evet. Bunu koyunda onlar solucanda bu işe gittiler. Bunu yapmışlar. Peki bunun zahmeti var mı? Mesela bir dedik ya işte küçük baş, büyük baş. Evet. Onların yemi var, samanı evet. Var, arpası var, altının temizliği var falan filan. Evet. Bunun zahmeti var mı? Şimdi bunun zahmeti mesela 650 metrekare bir tesistesiniz. Ortalama içeride 35-40 milyon solucan var. Bizim aylık ortalama toplam iş günümüz 10 gün. Ve bunun bir hastalığı yok, bir ilacı yok, bir tedavisi yok. Siz sadece geliyorsunuz, yem veriyorsunuz, suluyorsunuz. Hastalık yok derken ama şeye dikkat etmek lazım yine söyleyeyim. Kimyasal verdiğiniz zaman. İnek gübresi vermeniz yeterli. Ölür. Peki. Tabii. İnek gübresinin içine mesela inek bir şey yemiş ya da bir kimyasalla bulaşmış. Yok sorun kendisi. Değil. Doğrudan doğruya. Ha doğrudan doğruya. Mesela topladığınız elma kabuklarını verdiniz ama elmaya zirai ilaçlar var üzerinde. Ha. Ve yıkanmamış. Yıkanmamış. Verdiği zaman sıkıntı. Doğrudan öldürüyor yani. Yani. Evet. Mesela diyelim ki verdiğiniz gübre fermente olmamış yani yanmamış. İneklerin bir yanma, yanma süreci vardır. Ve asitli olur. Siz bunu yanmadığı zaman direkt üzerine verdiğiniz anda öldürürsünüz. Asitli o da, o. Tabii o da asitli. Öldürür, asitli. Bunu belli bir fermentasyon sürecinden geçiriyorsunuz. Bir ay bekletiyorsunuz. Ondan sonra. Sığır gübresi bir ay mı? Tabii. Yanma süresi bir ay bekletiyorsunuz. Eğer aldığınız gübre daha önce idrardan arındırılmışsa bir ay bekletmeniz yeterli. Ama tırnak altı gübresi ise bir yıl bekletmeniz lazım. Tırnak alt dediğiniz tabii, şeyde. İdrarla beraber. İdrarla beraber yaptıysa bir yıl beklemesi evet. Lazım. O da çok zahmetli bir şey yani. Zahmetli. Onu alıp beklettiğiniz oldu mu hiç? Yok hiç bekletmedik. Bunlar daha mantıklı geldi bize. Separatör gübresi dediğimiz. Bir ay yeterli bizim için. O zaman bu işin yapılacağı yerler biraz da hayvancılık, büyükbaş hayvancılığın yapılacağı yerlere yakın olması mı lazım? Aslında mesela biz şu anda hayvan pazarına yakın bir yerde yapıyoruz bu işi. Ama bizim gübremiz 40 kilometre ileriden başka bir çiftlikten geliyor. Niye?
Çünkü burada bizim aradığımız gübre yok. Separatör gübresi dediğimiz. Yakınlarda yok. Uzak yerlerden gelir bizim gübremiz. Separatör dediğimiz o idrarla ayrışmış tabii, olan. Tabii. Tesislerde. Tesislerde. Evet. Peki gübreye para veriyor musunuz yoksa? Evet. Kamyonu ortalama 1000-1500 TL arası. Kamyonu nakliyle beraber. Nakliyle beraber. Evet. Şey midir peki yani bu solucan işi yapıldıktan sonra biraz o gübre fiyatı arttı mı? Şimdi normalde onu çiftçi alır atar yani tarlaya. İlk sürer gittiğimizde yani. Bir çiftliğe gittik, talepte bulunduk. Dedi ki şeyi getirin, kamyonu getirin, para istemez. İkinci gittiğimizde para istemez dediler. Evet. İlk daha solucan işi yeni başlamış. İkinci gittiğimizde 250 lira, üçüncü gittiğimizde 500 lira, son gittiğimizde 1500 liraya kadar kalktı. Hatta bazıları stoklamaya başladı. Evet, stoklayıp fiyatı yükseltti. Öğrendiler sizin bu tabii işi yaptığınızı öyle evet mi? Peki ne olacak böyle? Çıkacak mı biraz daha? Yok, bundan sonra çok fazla çıkacağı zannetmiyorum. Eğer dolar işe karışmazsa. Peki çıkarsa başka yer arama girişimi de olur herhalde yani. Yani tabii ki alternatif bulursunuz. Alternatif bulur tabii. Şey olur mu peki, koyun dışkısı olur mu buna? Koyun dışkısı fazla asitik olduğu için çok bekletmeniz lazım. Yani bir yıla yakın bekletmeniz o lazım. Biraz daha bekletmesi lazım. Bu da sizin için zaman demek. O zaman mesela şeye büyükbaş hayvancılık yapan insanların aslında çok rahat yapabileceği bir çok iş. Çok rahat yapılabilecek bir yani iş. Yani işletmesinin yanına kapalı bir evet şey depo aynı bunun evet gibi. Ek iş olarak mükemmel bir iş. Bir yerden sonra tabii ek iş olarak çıkıyor, ana işinize dönmüş olacak. Evet. Evet. Şeyi göstermek istiyorum aslında şöyle sen bir ben demin şöyle bir attım elimi evet çıkaramadım. Sen çıkacağı yeri biliyorsun herhalde. Solucanları ben anladığım kadarıyla şöyle ince bir solucan. Evet. Şuradan oradan biraz tahliye etmiştik biz solucanları. Az önce şurada yaptığında çok bayağı çıkmıştı yani. Şuradan. Şöyle alayım ben. Çoğu insanın midesi bulanabilir ama evet temiz hayvanlar. Temiz hayvanlar. Şöyle gösterelim ekrana. Şey var mı mesela böyle bir metrekareye ne kadar solucan düşüyor falan? 35 bin. Bir metrekarede 35 bin. 35 bin. Mesela şu elimde tuttuğum yerde de bayağı bir var gibi. Evet. Yani. Her taraf solucan. Tabii şimdi yani mesela şurası yedirmiş, şurası yedirmemiş. Buradaki yoğunluk ve şuradaki yoğunluk bir olmaz. Ve demin de anlattın ya şeyin evet ışıktan müthiş derecede kaçıyorlar. Tabii hemen, tabii. Evet. Hemen içeri giriyorlar evet yani. Amerika, Kaliforniya. Solucanım. Solucanımız bile Amerikan diyorsun. Yani. Maalesef. Peki şeyi biraz anlatalım. Şimdi burada ışıklar var. Özellikle ışıklandırıyorsunuz burayı. Işık da şart. Tabii ışık onu da şart. Onu da anlatalım. Neden? Solucanlar karanlığa duyarlı hayvanlar. Işık olmadığı zamanlarda solucan yukarı çıkmaya başlar. Yani diyelim ki burası akşamları ışığı kapattığımız zaman solucanlar üst kısma çıkıp sağa sola kaçmaya başlarlar. Her taraf solucan dolar yani. Tabii. Bu ışıkları açtığınız zaman onları burada hapsediyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Işığa duyarlı hayvanlar. Evet. Onun için ışığı yakmak zorunda. Işık olmak zorunda. Yakmak zorundayız. Bir de bir ısıtıcı var orada. Isıtıcıyı da gördüm. Şimdi solucanlar yaz ve kış bir ortalama 18 ile 25 derece arası stabil olması lazım sıcaklığı. Biz bu ısıtıcıyla ortam koşullarını stabil hale getiriyoruz. Yani mesela ne oldu? Eksi 5 dereceyken biz bunu 18 dereceye kadar kaldırıyoruz. Yeterli üretim almak için. Biraz daha sıcak tutuyorsunuz. Tabii ki. Bir de şimdi hep böyle elime aldığımda şey toprak nemli. Nemli. Onu da söylemiştin. Nemli toprak. Nemli toprak olması olacak lazım. Yaşayabilmesi için. İki günde bir, üç günde bir suluyoruz. Şimdi iki gün, üç gün dedin. Onu da soralım. Bu işin şeyi çalışma günü kaç gün? Mesela ayda kaç gün, senede kaç günlük bir emekle biz bu işi yapıyoruz? 35 milyon solucan için konuşuyorum ben burada. 30 gün içerisinde yani bir ay içerisinde toplam 10 gün işçiliğiniz var. Toplam. 35 milyon dediniz buranın yarısı kadar. Yok tamam 35 milyon. 35 milyon. Tabii. 10 gün ayda 10 günlük bir çalışma yetiyor. Evet. Yani ne yapıyoruz? Geliyoruz, suluyoruz. Yem mi alıpsa yemini veriyoruz. Baktık eğer düşse yemi azalmış demektir. Hemen hop yemini yem koyuyoruz. Ondan sonra işiniz bitti. Ondan sonra kapıyı kapatıp gidiyoruz. Bitti işiniz. Bir de programdan önce güzel bir şey söyledim. Bu işin hırsızlığı da olmuyor dedim. Evet hırsızlığı olmuyor. Ben de niye dedim onu bir anlatalım seyircilerimize. Şimdi hırsızlar genelde alıp paraya dönüştürebileceği şeyleri satarlar. Değil mi? Hemen satabilecek. Burada mesela diyelim ki bir 1000 TL'lik malzemeniz var. 1000 TL'lik solucanınız var. Hırsız bunu alıp götürmez. Çünkü alıp bunu paraya çevirmez.
kırsızda sıcak para lazım. Değil mi? Bunu hemen götürüp evet, satabileceği bir yer. Bir bekçimiz yok mesela bizim. Böyle bir sorunumuz yok. Kapıyı kilitle çık diyorsun yani. Kapıyı kilitle git. Gelelim o zaman şu maddi kısmına. Tabii. Buradan para kazanacağız yani. Evet. Para kazanmadan olmaz. Hobi olarak yapmayacağız tabii. Para kazanabiliyor muyuz bundan? Para kazanıyoruz. Parayı nasıl kazanıyoruz? Tonunda şu anda 2500-3000 TL arası bir fiyatlandırma var. Tonu 2500-3000 TL. Evet. Şurada duran değil mi o? Evet. Elediğiniz o hazır satılmaya. Hazır satılmaya. Hazırlanmış, paketlenmiş. Tonu 2500-3000 TL arası. Şey nereler? Pazarlar nereler? Daha çok seralar galiba. Antep civarı için söylüyorum. Antep civarı genelde fıstık ağaçları, büyük ağaçlar. Biz genelde pazarımız fıstık ağaçları üzerinde. Antep fıstığı olunca tabii buralar. Tabii Antep fıstığı. Biz mesela şu anda artık sonbahar geldi ve ürünlerimizi artık satmaya başladık. Çünkü yaz aylarında biz işimiz durur. Yani satamayız. Toptan sattığımız için. Sonbahar aylarında satmaya başlarız. Elimizdeki stoğu bitiririz. Ondan sonra yazın tekrar stok. Yazın bir de tabii şey, artık gübreleme falan zamanı değil. Tabii şu anda 15-20 gün sonra artık gübreleme zamanı başlıyor. Gübreleme zamanı başlıyor. Evet. Para kazandıran bir iş yaptığınız sürece. Şimdi burası aynı zamanda hem gübre hem de damızlık solucan da işletme evet. Esası değil mi? Yani damızlık solucan. Tabii. Sonuçta bu hayvanlar geliyor ve ürüyor. Az önce gördüm mesela yavru 3 solucanlar ayda da var. 3 ayda bir yavru sayısını var. İkiye katlı. Sayısını ikiye katlı. Evet. 100 bin solucanınız 3 ay sonra 200 bin solucan. Peki ne yapıyorsunuz mesela burada? Şimdi mesela atıyorum bu kasada. Ne kadar var bu kasada ortalama? Ortalama şu anda 100 bin solucan 100 bin solucan var. 3 ay sonra burada 200 bin olacak. Evet. Peki ne yapacağız? Bunun o zaman bir tane daha kasa yapmak zorundayız. Yapmak zorundayız ama değil mi? Yapmak zorundayız. Ne olur peki yapmazsak ne olur? Yapmazsak ne olur? Buradaki solucan sıkışır ve 3 ay sonra üretim şey durur. Doğurma süreçleri geç olmaya başlar, durmaya başlar. Diğer canlılarda olduğu gibi sıkışıklık, huzursuzluk, tabii ki, havasızlık huzursuzluk, değil mi? Hepsi. Tabii bir anda biz solucan satışlarımız da olduğu için çok fazla zorlanmıyoruz mesela. Müşteri geldiği zaman 1 milyon solucan istediğinde solucanı çıkarıp veriyoruz kendisine. Tamam o zaman oraya gelelim şimdi. Solucan peki 1 milyon bana 1 milyon tane ver dediği zaman nasıl sayıyor musunuz bunu? Tabii sayıyoruz. Nasıl sayıyorsunuz? Üzerine meyve kasaları indiriyoruz. Ne oldu? Kaç kasamızı indirdik? 10 kasamızı indirdik. Onun içerisinde 3 kasamızı sayarız. Ortalama 3000 solucan girer içerisine. 3 kasada 3000 solucan. Yok. Bir kasaya. Bir kasaya 3000 solucan girer. Biz bunları sayarız tabii ki müşterinin önünde. Yani müşteri tatmin olsun diye. Saydığımızda ortalama 3000-3500 arası girdiğinde ondan sonra kaç kasamız var? 10 kasamız. 10 kasamız ne yapar? 35000 solucan. Bitti. Hesap bu. Yani hepsini tek tek saymak değil Hayır. de. Belli kasaları. Belli kasalar alıp onun içinde 3500 olduğunu şey yapıp gösterip müşteriye. Aşağı yukarı 1 milyon. Evet. Belki 1 milyon 100 bin veriyorsunuz belki. Belki 950 ya yani bu şekilde bir Anladım. Hesap. Aşağı yukarı 1 milyonluk veriyorsunuz. Peki ne kadar almaya gelse mesela kişiler sizden? Solucanların tanesi 10 kuruş. 1 milyon solucanımız 100 bin TL. Bayağı şey maliyetli bir şeymiş o zaman. Kurulum aşaması yani. Aldığınız 100 bin sol, 1 milyon solucan aylık size 3 ton gübre bırakır. Doğurma koşullar sağlandığında. Yani nemini vereceksiniz, ortam ısısını ayarlayacaksınız. 1 milyon solucanınız aylık size 3 ton gübre getirir. Peki aylık 3 ton verim 365 gün. Yani 12 ay boyunca mı verir? Evet. Hiçbir şekilde. Ortam koşulları sağlandığında. Ortam koşulları sağlandığında. Yani işte. Kışın bunu yakacağız, tabii sıcaklığı yapacağız, yazında, ışığı soğuk. Vereceğiz. Evet. Gübre. Yani gübrenin tonu ne kadardı? 2500. Ne oluyor? 7500 liralık evet. bir
Kar. Net bir şey, kar. Getirisi var. Şey peki, gideri ne kadar bunun? Gideri bir kamyon inek gübresini 1500 TL alıyorsunuz. Bu neredeyse size 2 ay, 3 ay yeter. Aha. Bedava alanlar o zaman bunu da verir. Yani tabii. Peki. İnek çiftliğiniz varsa bu payı ödemeyeceksiniz. Evet, aynen. Peki şimdi burada kaç tane solucan var demiştik? 35-40 milyon arası. 35-40 milyon. Ama evet. Burada bir servet var. Evet. Ve bekçimiz yok bizim. İl olarak, bölge olarak yapılabilir olması gereken bir yer var mı mesela? Ne bileyim, Antep'te olur da Antalya'da olmaz falan gibi bir şey var mı? Toprak olan her yerde, yani işlenebilir tarım olan her yerde bu iş yapılabilir. Mesela soğuk iklimde olur mu? Soğuk iklimde olur, yalnız soba yakmak zorundasınız. Orada biraz daha soba fazla. Mesela Erzurum'da biraz kış fazladır, tabii, Kars'ta soba fazladır. Yakmak zorundasınız. Orada bir de soba gideri olur. Evet. Ama sıcak iklimde demek ki biraz daha, biraz daha iyi. Biraz daha iyi yapılabiliyor. Yeni girişimciler için özellikle mesela bu işe girenlerin korkuları var. Bir de çiftçilerimizin biraz daha bilinçlenmesi lazım. Ki bunun devlete çok büyük iş düşüyor. Mesela çiftçilerimiz hala solucan gübresinin bazı korkuları üzerine hissediyorlar. Mesela solucan gübresi nedir? İş yarar mı, yaramaz mı? Bunun korkuları var. Tabii bizim verdiklerimiz denedikten sonra tavsiye etmeye başlıyorlar. Bu da bir süreç. Yani kimyasından kurtulmak istiyorsanız bunu kullanmak zorundasınız. Bunun da kullanmanızın önerebilecek bir kurumun olması lazım. Bunu yapabilecek tek kurum İl Tarım Müdürlükleri. Aslında Tarım Bakanlığı. Tabii Tarım Bakanlığı. Ve girişimciler için de en büyük problem, düşündükleri problem pazarlama. Bir girişimci bu işe girdiğinde ben bu işi nasıl pazarlarım kaygısıyla karşı karşıya kalıyor. Zor mudur pazarlaması? Hayır. Şimdi bunu çiftçiye satabilme korkusu var. Biz bunu nasıl satabiliriz korkusu var. Ama çiftçi gelip sizi buluyor zaten. Artık keşfetti mi çiftçi solucan gübresini keşfetti? Mesela siz sattınız, ben size sattım bu gübreyi. Siz aracınıza kullanırız. Köylü yaprağından dahi fark edebilecek düzeyde bilgiye sahip. Köylü bu seneki hasatta yanınıza geldi. Sizin fıstığınızın renginden hangi ilacı kullandığınızı bilebilecek düzeyde. Ne kullandığınızı sorduğunda solucan gübresi diye karşılığını alıp. Biz bu şekilde pazarlamamızı yaptık şu ana kadar. Yani müşteri getirdi bize. Ürün aslında kendi şeyini reklamı kendi pazarlaması yaptı. Kendi yapabilecek durumda. Ama tabii pazar şöyle biraz tarımın olduğu bölgeler olması önemli. Yani. Tabii ki. Biraz pazara yakın olması önemli. Tarımın olduğu bir yer yoksa siz bunu peyzajlara satmak zorundasınız. Bir de öyle bir şey tabii. Var. Mesela büyük şehirde Ankara'da yaparsa bu sefer de perakende işte şey yaparak paketleyerek. Kiloluk, 2-3 kiloluk poşetler halinde satmalısınız perakende olarak. Bizde ise toptan. Peki size mesela gelip de solucan isteyen insanlar en az ne kadar solucan almalı? Yani alt sınır nedir mesela? Bunun bir standardı yok. Kişinin kendisine güveni önemli. 100 bin solucan alan da var, 1 milyon solucan alan da var. Ve gelenlerin birçoğu memur, ek iş olarak yapanlar var. Ek iş olarak başlayıp sonradan da ana iş olarak buna dönenler var. Antep'te çok mudur bu iş? Çok fazla. Bayağı yayıldı yani. Evet. Kimler var mesela? Bayanlar var mı? Bayanlar ön planda. 10 müşterimizin 7'si bayan. Çok güzel. Evet. Şey mi? Ev hanımları mı yoksa? Ev hanımı memur. Ev hanımı memur. %50-%50. Ek iş olarak bunu yapıyorlar. Ek iş olarak. Yani. Evde oturmaktansa bu işte uğraşanlar var. Kadınlarımız eskisi gibi evde oturanlar değil. Gerçekten bir iş sahibi olmak isteyenler, bir girişimci olmak isteyenler çok çok fazla. Hayatın içinde olmak evet. isteyenler. Ve bizim de şöyle bir durumumuz var. Mesela diyelim ki bayan bu işe girdiğinde biz de kendisini yüzü bırakmıyoruz zaten. Arkasında duruyoruz. Evet. Pazarlama konusunda birçok yardımımız oluyor. Yani kişi bu işe başlamak istiyorum denildiğinde biz kendisine ön ayak olmuş oluyoruz. Yani hem teknik destek hem pazarda tabii, destek. Tabii. Çok güzel. Ta ki artık ben bu işi öğrendim. Ben büyüdüm artık diyene kadar. Ondan sonra artık kendi yolunu çizmiş olur. Ama onun dışında biz her türlü ön ayak işlemlerini yapıyoruz kendisiyle. Her türlü yardımda bulunuyorsunuz yani. Çok güzel. Bakanlığın bir şey var mı desteklemesi? Bakanlığın konuda? Doğrudan bir desteklemesi yok. Doğrudan. Yalnız dolaylı olarak tesis yapımlarına, solucan gübresi adı altında değil, tesis yapımlarına destek veren hibeleri var. Ama doğrudan doğruya solucan gübresinde
bir destek yok. Mesela tarımsal bir tesis yapacağım. Ben mesela çadır yapacağım. Evet. Bu çadırda da olabilir sonuçta. Tabii ki. Bir çadır yapacağım dediğim zaman. Baraka çadır. Var. Ama mesela solucan gübresi üreteceğim dediğim zaman al sana bu şey diye bir şey yok yani. Maalesef. Evet. Peki son ne demek istersin seyircilerimize? Tavsiye edersin herhalde. Girin bu işe mi diyeceksin? Solucan gübresi hem ziraatçiler için hem de girişimciler için yapılabilecek değerli bir meslek, değerli bir iş. Bunu herkese öneririm, özellikle kullanım açısından. Kullandığınız zaman hem toprağınız verimli olur, hem sağlıklı olursunuz. Hem ülkemiz için, hem bizim için. Bir de böyle boğazımıza kadar artık kimyasala batmış olduğumuz bir dönemde, evet, böyle organik bir şey değil mi? Rastlamak, gübre. Dört ele sarılmalıyız aslında böyle bir durumda. Aslında bakanlığın da destek vermesi tabii lazım buna yani. Yabancı sermayeli tohum ve gübre firmalarına her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Küresel sermayenin sahip olduğu bu firmalar, topraklarımızı hem tohumlarıyla hem de kimyasal silah niteliğindeki gübreleriyle kirletiyorlar. Gerek maddi açıdan, gerekse toplum sağlığı açısından bu kirlenmenin önüne geçmemiz lazım. Kullanıldığında toprağın organik madde içeriğini, yararlı bakteri ve mikroorganizmalarını artıran, azot, fosfor gibi bitkilere faydalı elementlerin toprakta çözünür hale gelmesini sağlayan, toprağın su tutma kapasitesini yükselten solucan gübresi ve buna benzer gübrelerin üretilmesi teşvik edilmeli. Kendi üreticimizin ürettiği yerli gübrelerin kullanımını artırmalıyız. Doğal gübreyle üretilmiş doğal gıdalarla beslenen insanlar mutlu ve sağlıklı insanlardır. Bunu unutmamalıyız. Hasat gününde yeniden bir arada olmak üzere şimdilik hoşça kalın. İziniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz ulusal kanalda olsun.